Sizce piraye pirayende doğum yeri neresi? Kaç yaşında? Sormadım, düşünmedim, bilmiyorum. 939'da İstanbul'da tevkifhanede başlanıp nokta 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 noktada biten bu kitap ona hitap edilmiştir. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 10. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Gözlerin altında çizgiler, şakaklarında beyaz. Halil belki yaşlandı mı? Memleketinde ve yeryüzünde insanlar o kadar çok çalışıyor, o kadar çok yoruluyorlar ki 60 yaşında bile yatağa yattıkları zaman kurşun gibi bastırıyor uyku. Evet, uykuda rüya görülür ama düşünülmez. Ve onlar düşündükleri zaman da hayatı düşünüyorlar Fahim Bey. Ölümü değil. Dağtaş Mehmet Ulu, dağtaş sevkiyat. Gidenler aç susuz, dönenler sakat. Ölüm Allah'ın emri, açlık olmasa fakat. Ölümü isteyecek kadar çıldırmak için bu dünyada öyle çok sebep var ki, insanları öyle kolay kandırıyorlar ki, vagon kapısının aralık kalışını, sadece bir kazayı aklın kabul etmiyor. Aklım kabul etmiyor usta. Aklım kabul etmiyor usta. Aklım kabul etmiyor usta. Saat 18:38 geçiyordu. Şehir Işıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları Rutkay Aziz'in rejisiyle tekrar tiyatro sahnesinde. Biz oyun öncesi ekiple bir araya geldik. Nazım'ın çok önemli bir destanı biliyorsunuz. 39 yılında başlamış destanla. Yaklaşık söylediğine göre 30 bin mısradan oluşuyor ama 30 bin elimizde değil. Başlarına ne geldi meçhul. Ama biz bu 5 bölümden oluşan bu Memleketi insan manzaralarının 3 bölümünü kurguladık. Evet ben 20 sene önce yaptım ama bu sefer yeni arkadaşlarımla çalışıyorum tabii. Ve farklılıklar olacak tabii doğal olarak. Neden bu oyun dendiğinde sanki Nazım bugünün Türkiye'sini düşünerek yazmış, dünyasını düşünerek yazmış sanki. İşsizlik yoğun bir biçimde tartışılıyor, işsizlik. Yoksulluk var, işsizliğin getirdiği acılar var. Orta sınıf insanların yaşadıkları dramlar var. Başlamakta olan İkinci Dünya Savaşı var. Ve savaşın vurguncuları var tabii, fırsatçıları var. Ama bütün bunların ötesinde her zaman olduğu gibi Nazım'ın ideolojisine yakışır bir biçimde de yarınlara dönük umut var. Umudu olmayan zaten dediği gibi onlar umudun düşmanıdır sevgilim. Ama biz hep umuttan yana olacağız. Bugün de bu Türkiye'nin içinde bulunduğumuz koşulların yarınları, aydınlık yarınları gerçek anlamıyla yaratacaksak bu umutlu bir eylem içinde olmamızdan geçecek. Tek başına umut da yetmiyor. Yeryüzünde insanlar o kadar çok çalışıyor, o kadar çok yoruluyorlar ki 60 yaşında bile yatağa yattıkları zaman kurşun gibi bastırıyor uyku. Evet, uykuda rüya görülür ama düşünülmez. Ve onlar düşündükleri zaman da hayatı düşünüyorlar Fahim Bey, ölümü değil. Tabii bir kere Nazım Hikmet şiiri okumak, Nazım Hikmet oynamak başlı başına bir heyecan. Hele bir de bu teklif Rutkay abiden gelince tabii daha da katmerlendi. Çünkü Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan beri Rutkay abi bizim abimiz, hocamız, babamız, her şeyimiz. Çok onurlandım tabii ki. Ve en sevdiğim
parçaları, partisyonları en sevdiğim bölümü verdi. Kartallı Kazım'ı oynamamı istedi. Zaten hep hem Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye Destanı'nda hem de bu oyunda Kartallı'yı her zaman çok sevmişimdir. O yüzden çok seve seve, çok yürekten isteyerek geldim ve iyi ki de gelmişim, iyi ki de çalışmışız. Bizim de Levent'le tanışıklığımız uzun yıllar öncesine dayanır. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan. Orada beraber olduk. Oyunlarda oynadık. Ve bir Nazım daha sahne demiştim ben. Yolcu. Evet. Orada da Kuvayi Milliye'den gelen Atlı'yı oynadı. Evet. Ama diyalektiğin çok az uğradığı bir ülkedeyiz. Onu biraz kabul edelim yani. Hatta bir büyük bir değer verdiğim bir insanımızın, bir hocamızın bir lafı var. Yıllar 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 sonra Türkiye'yi yatıracaklar böyle. Değişime bu kadar kapalı olan bir ülke bunu nasıl becerdi demişti. Ne yazık ki her ne kadar Nazım umut dolu şiirler yazsa da, her zaman umudu cebinde taşısa da, ne yazık ki her geçen gün daha kötüye gidiyoruz diye görüyorum ben. Hem ülkemiz olarak hem dünya olarak. Ama Rutger abinin de dediği gibi, umudu kaybedersek her şeyi kaybederiz. Umut ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Herhalde önce hırsızlıktan başlardı, vicdansızlıktan başlardı, ahlaksızlıktan başlardı ve bir toplumda kaybolan, yitip giden güven duygusundan başlardı. İnanın bir ülkenin, bir toplumun en büyük felaketi kurumlarına ilişkilerindeki güven duygusunu yitirmesidir. Ve adaletsizlikten başlardı. Adaletsizlik tabii, şüphesiz. Bunları görünce daha sert şeyler yazacağından eminim. Çünkü gerçekten insanların muhatap olmaması gereken şeylerle muhatap oluyoruz. Adaletsizlik gibi, haksızlık gibi, yolsuzluklar gibi. Bunlar gerçekten güvenimizi sarsıyor. Çok yazık ki öyle. Bir de tabii şey çok önemli. Bir kadın sevdalısı olan Nazım, kadınlara yapılan bu zulmünden, şiddetten, çocuklara yapılan bu taciz. Bütün bunların da herhalde bir biçimde üstesinden gelirdi yani. Biz perdeci oyuncularıyla daha önce de George Orwell'ın 1984'ünde birlikteydik. Rutkay hocamızla beraber. Daha sonra Rutkay hocamızın bu ikinci projesi olarak bizi memleketimden insan manzaralarıyla ilgili davet ettiğinde biz çok coştuk, çok sevindik. Çünkü büyük usta Nazım Hikmet'in bu kadim eserini canlandırmak çok heyecanlandırdı bir tiyatrocu olarak. Daha sonra provalar sürecine geçtik ve rol dağılımları yapıldı. O kaslardan sonra ben Ebru arkadaşımla birlikte anlatıcı rolüyle başladık. Daha sonra Kaçakçı Recep'i oynuyorum, jandarmayı oynuyorum. Orada Nazım'ın hapishanedeki en yakın arkadaşlarından birisi olan Süleyman'a can veriyorum. Dolayısıyla böyle bir süreçte çok keyifli bir prova süreci geçirdik. Ayın 14'ünde de, ya 13'ünde de CKM'de ilk gösterimizi yaptık. 13'ünde oynadık. Çok güzel geri dönükler aldık. Yani seyircilerin de çok Nazım Usta'nın eserini sahnede görmeyle birlikte coşkulu bir desteğini gördük bu iki oyunda. O konuda çok sevinçliyiz. Dolayısıyla yolumuzun çok açık olacağını umut ediyoruz. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 10. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Benim de oyuna dahil oluş sürecim aslında çok benziyor. Ben de 1984 oyununa daha sonradan dahil olmuştum. Akabinde memleket başladığında sağ olsun Rutkay Hocam bana da böyle bir davette bulundu. Fakat benim herkesten farklı bir şeyim daha var. Onu söylemek de çok hoşuma gidiyor. Yaklaşık 20 yıl önce, 19 yıl önce Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Hocam bu oyunu bir kez daha sahnelemişti. Benim orada da oynama şansım olmuştu. Ve aynı rollerle tekrar başka bir kadroyla, başka bir seyirciyle yeniden bir araya gelmek çok hoş tabii. O zaman da çok heyecanlandırmıştı ama iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Onca yıl önce de bu sözler yerini çok buluyordu. Yine aynı tutuyor. Yani bu şöyle iyi bir şey mi? Yine işsizlik var. Yine emek sömürülüyor. Yine insanlar bulundukları durumlardan çok daha iyi noktalara gelmesi gerekirken acılar çekiyor, hapiste yatıyor düşünceleri yüzünden.
Bunların değişmemesi tabii çok kötü ama Nazım'ın hala söylediği şeylerin geçerli olması da başka bir şey tabii. Bu çok başka bir yazar olduğunu da gösteren bir şey. Onun dışında ben de Özcan'ın dediği gibi anlatıcılığı üstleniyorum. Onun dışında da Çavuş'un karısı Emine Hanım'ı oynuyorum. Ve ikinci perdede İstanbullu hasta bakıcı İsmet Hanım'ı canlandırıyorum. Çok güzel, seyirciyle güzel buluştuk. İnşallah buluşmaya da devam ederiz. Seyirciden de güzel tepkiler alıyoruz. Nazım'ın bir güzelliği, az önce gelirken görme engelli bir arkadaşla tanıştım. Ve onu davet ettim oyuna, şunu düşündüm. Nazım o kadar güzel betimlemiş ki, yani görmeye bile gerek yok. Yani söylediği şeylerle gözünüzde canlanıyor ama bunu sahneye taşımak tabii ayrı bir beceri. Rutku Hocam da sanırım bu işi çok güzel yapıyor. Yani o betimlemeyi bir de sizin gözünüze getiriyor. Bence önemli olan bir kitabı sahneye taşımak işte böyle bir şey, böyle bir zorluk ama bu zorluğu da aşan bir hocamız var. Vallahi ben Rutku Hocam'a şunu söylemiştim. Hocam dedim, yani provalar sürecinin sonunda artık premier yapacağız. Ben dedim vallahi hocam çok teşekkür ederim ama şapkadan dedim tavşan çıkardınız. Çünkü bu kadar komplike bir eseri sahneye uyarlayıp rejisini bu kadar dinamik halde tutabilmenin bir sihri olması gerek. Bunun için de koyduğunuz eserin çok iyi betimlemeniz ve özümsemeniz gerekiyor. Rutku Aziz de artık Nazım Hikmet konusunda herhalde bu ülkede bu konuda en önemli otoritelerden birisi olarak görünen bir sanatçı. O kadar güzel örtüştü ki, yani Nazım Hikmet ile Rutku Aziz rejisi ve Rutku Aziz'in kendisi. Her şeyi önden gören bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani 1930'lu 40'lı yıllardan 2021'in Türkiye'sine atıfta bulunabilecek erdeme ve öngörüye sahip bir sanatçıyla ve bu çağda hala bu ülkeyle ilgili, ülkemizin daha iyi olmasıyla ilgili sorunları olan duayen bir sanatçının buluşması bizim için tadından yenmez bir yemek oldu. Altıncı Gezici Film Festivali başlayacak ve gerçekten birbirinden güzel filmler Anadolu'nun çok güzel şehirlerinde sinema severlerle buluşacak. Ve bizim de şimdi Gezici Festival ile ilgili çok önemli bir konuğumuz var. Sinema denince ilk akla gelen isimlerden biri Gezici Festival Sanat Yönetmeni, aynı zamanda Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Bayacıoğlu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyiz. Ankara yağmurlu. Evet. Onun haricinde gayet iyiyiz. Evet. Şimdi tabii sinema gerçekten çok önemli. Biz Antalya Film Festivali'nde birlikteydik. O festivalde çok güzeldi. Birbirinden güzel filmlerle ilk gösterimlerde buluştuk. Ve siz şimdi bu filmleri Anadolu'nun diğer şehirlerine götüreceksiniz. Öncelikle duraklardan başlayalım. Gezici Festival bu yıl nerelerde olacak? Dün Ankara'da başladık. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterimlerimizi yapıyoruz. Perşembe gününe kadar Ankara'dayız, ayın ikisine kadar. Ondan sonra 3-4-5 Aralık'ta Sinop'ta olacağız. Daha sonra da 6-7-8 Aralık'ta Kastamonu'ya geçiyoruz. Kastamonu'da gösterimlerimizi yapacağız. Festivalimiz de sona erecek. Evet. Şimdi tabii Gizlice Festivali'nin diğer festivallerden önemi daha büyük. Çünkü şöyle, belki de hani insanların sinemaya ulaşma şansını gerçekten sağlayan bir festival. Biraz bize öneminden, diğer festivallerin festivallerden ayıran özelliklerinden bahseder misiniz Gizlice Festivali? Biz 1995'te başladığımızda amacımız Anadolu'ya gitmekti. Sineması olmayan kentlere gitmekti. Bu o zamanlar oldukça zordu. 35 bin metrelik kopyalarla, ağır ağır paketlerle bunu yapmak. Ve ilk başladığımızda zaten dünyada da bir örneği yoktu bunun. Yani böyle gezen, dolaşan bir festival. Türkiye'de büyük bir ülke olduğu için 300 kilometre, 500 kilometre, 700 kilometre yol gidilerek bir kentte bitip öbür kentte başlamak. Herkesin kulağına çok yabancı geldi bu. Ve en yakınınızdaki insanlar bile siz ancak 1-2 yıl dayanırsınız sonra pes edersiniz dediler. Öyle olmadı. Yani ilk yıl gittiğimiz kentlerde o kadar sıcak bir ilgiyle, o kadar güzel bir misafirperverlikle karşılaştık ki devam etmeye karar verdik. Ve bu inat ve tutku bizi 1995'ten 2021'e 26.sına getirdi. Geçen yıl yapmadık. İptal ettik çünkü gezen bir festivalin çevrim içisi olmaz diye düşünüyoruz. Evet. Açıkçası zaten bu televizyon ekranlarından ya da işte laptop ekranlarından yürütülen çevrim içi festivallerin de çok fazla bir şeye yaramadığını düşünüyoruz. Çünkü Berlin bile, Cannes bile bu çevrim içi işinden pek memnun kalmadı. Evet. Festival aslında yaşayan bir organizma olduğu için, İzleyicilerle birebir teması gerektirdiği için hani zorunluluk bir şekilde insanları bu çevrim içiye online festivale yönlendiriyor ama bize pek uymuyor. Yani biz bugüne kadar 26 yılda 23 kent gezmişiz Türkiye'de. 5 kez yurt dışında değişik ülkelerde gösterim yapmışız. Biraz gezmeye de alıştık gibi geliyor bana. Zaten Ahmet Bey, gerçekten biz bu festivallerle ilgili ve festivallerin gerçekten fiziki olmasına yönelik sizin verdiğiniz çabayı çok yakından takip ediyoruz. Antalya Film Festivali'nde de o kurduğunuz dev açık hava salonlarında biz gerçekten festival heyecanını minimum olsa da yine yaşamıştık. Gezici için de bu kararı almanız çok önemli. Gerçekten çünkü sinema seyircisiyle belki de en güzel dini yaşayacak ve tabii ki sinema dinamiklerinin bir araya gelmesiyle. Ondan dolayı da Gezici Festivali tabii ki dijital değil, fiziki olarak yapmanız çok önemli. Peki oradaki karşılaştığınız etkiler nasıl? Örneğin mesela hani Sinop, belki de hani sinema salonu var mı yok mu çok bilmiyorum ama Sinop'ta nasıl tepkiler var Gezici Festivale? Neler düşünüyorlar gittiğiniz şehirlerde? Şimdi şöyle söyleyeyim, bilmiyorum hiç Sinop'a gittiniz mi ama Sinop aslında nedensiz olarak gidilebilecek kentlerden bir tanesi. Hı hı. Ben bir tesadüf sonucu 9-10 yıl önce gittim Sinop'a. Ben Zonguldaklıyım. Evet. Ama açıkçası bundan 20 yıl önce Zonguldak'ın doğusunda Karadeniz'de hiçbir yeri bilmiyordum. Hı hı. Gezici Festival sayesinde işte Samsun'da, Ordu'da, Artvin'de gösterim yapmıştık. Sinop'a gittim ve hayretler içinde kaldım. Yani bu kadar güzel bir kent, bu kadar güzel insanlar nasıl bir araya gelmişler, inanılır gibi değil. Şimdi ara sıra kendi kendime düşünüyorum. Hı hı. Sinop'a film götürmek için mi biz gidiyoruz, yoksa Sinop'a gitmek için mi bu festivali orada yapıyoruz diye. Gerçekten festival dışında da
arkadaşlarla böyle bir minibüsün içine doluşup birkaç defa Sinop'a gittik. Bir kere çok güzel bir mekan. Evet. Bu birincisi. Çok güzel dostluklarımız var. Çok güzel insanlarla karşılaştık. Sinop'ta bir film de çektik. Şimdi Zeki Demirkubuz Sinop'ta yeni filmini bitirdi. Yani Sinop'a giden kalıyor bir şekilde. Evet. Biz de Sinoplu bir arkadaşımızla bunun sohbetini yapmıştık. Şimdi işte Gezici Festival gelecekmiş diye. Gerçekten büyük şehirlerde belki kültür sanat etkinliklerine ulaşmak kolay ama diğer şehirlerde çok kolay olmuyor. Onun için de hani Gezici Festival ya da işte turnelere giden tiyatrolar falan onlar için çok çok önemli. Bundan dolayı da sormak istedim. Gerçekten sinema yok. Evet. Sinop'ta şu an sinema yok. Küçük bir sinema vardı kentin merkezinde. Fakat bir şekilde çalışmadı, kapandı. Şimdi Sinoplular gerçekten bir film izlemek istediklerinde 150-160 kilometre Samsun'a gitmek zorundalar. Yani bu büyük bir eksiklik tabii. Yani böyle bu eksiklikler nasıl kapanır? Bu tabii devletin kültür politikasına giriyor. Aslında Avrupa'da belediyeler kendi sinemalarını açıyorlar her kentte ve bunu bir kültürel hizmet olarak sunuyorlar. Maalesef Sinop'ta bir sinema yok. Sinop dediğiniz 45-50 bin nüfuslu bir kent, çok güzel bir kent, çok sevdiğimiz bir kent açıkçası. Evet, evet. Yani dostlarımızın olduğu bir kent. Dolayısıyla zevkle gidiyoruz Sinop'a. Ama sinema olmaması nedeniyle de halk eğitim merkezi var. Sinop'un merkezinde bir salon, 250 kişilik bir salon. Oraya kendi DCP makinemizi kuruyoruz. Bu arada tabii Sinop Belediyesi'nin ve belediye çalışanlarının, ayrıca Sinop'taki dostlarımızın bize büyük katkılarını da burada belirtmem gerekiyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sinop bizim için bir tutku. Yani Sinop'a arada sırada binip gitmek gerekiyor. Çeşitli nedenlerle. O yalı kahvede oturmak için ya da işte Mert'in Okyanus diye bir balık lokantası var. Orada bir balık yemek için ya da Boz Sinop Otel'de kalmak için Sinop'a gitmek gerekiyor. Evet. Aslında oradaki dostlarımızı görmek için, onların sıcaklığını hissetmek için Sinop'a gitmek gerekiyor. Dolayısıyla sanıyorum Gezici Festivali'nin en eğlenceli, en güzel, bizim için en hoş yanı Sinop'a, Kastamonu'ya gidebilmek. Aynı şeyleri birazdan Kastamonu için söyleyeceğim. Evet. Şimdi ben de ona gelecektim. Kastamonu içinde. Orada sinema salonu var mı? Yani gerçekten aslında biz hani Gezici Festival'den bahsediyoruz. Sinemanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz ama şehirlerimizde sinema salonunun olmaması ne kadar kötü bir şey. Bundan 8 yıl önce bir tane ileti geldi Kastamonu'dan. Ben hala saklıyorum. Anılarımda kullanacağım. Festivalden çok kısa bir süre önce aynen şunu söylüyordu. Burası Kastamonu. Ilgaz Dağı'nın ardında kaldığı için ne Ankara ilgilenir bizimle ne İstanbul. Ama burada da sinema okuyan öğrenciler var. Film izlemek isteyen öğrenciler var. Bize de uğrasanız. O kadar güzel yazılmış bir eletiydi ki doçent doktor Ersoy Soydan'ın. Sinop'tan dönerken erken çıktık. Kastamonu'ya uğradık. Teknik ekipmanımızı kurduk ve orada iki film gösterdik ilk yıl. Tamamen program dışı, yani Sinop Kastamonu aklımızda yok. Zaten biz Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu festivali yaptığımız için önceden de belirtmemiz gerekiyor. Nereye gidiyoruz, nerede, hangi gün gösterim yapacağız. Onu böyle bir küçük dilekçeyle Sinema Genel Müdürlüğü'ne belirttiğimi hatırlıyorum. Biz geçerken bir de Kastamonu'ya uğrayacağız diye. Ve inanılmaz bir şeyle karşılaştık. 450 kişilik salonda 600'den fazla insan vardı. Öğrencilerin bir kısmı ayaktaydı. O günden beri Kastamonu'ya da gidiyoruz. Oradaki Ahmet Yesevi salonla DCP'mizi kuruyoruz. Ve biliyoruz ki kapalı gişe bir festival olacak orada. Yani bir festival için en güzel şeylerden bir tanesi. Boş koltuk olmaması, insanların ciddi ilgi göstermesi. Bazı yönetmenler, oyuncular da Kastamonu'ya geliyorlar. Sonra söyleşiler yapılıyor. Son derece güzel bir ortam oluşuyor. Bu arada Kastamonu da gerçekten görülmesi gereken bir kent. Önemli bir kent. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama Kurtuluş Savaşı sırasında ilk kadın mitinginin yapıldığı kent Kastamonu. Yani çok önemli, çok güzel bir kent, tarihi bir kent.
Dolayısıyla Sinop ve Kastamonu pek böyle vazgeçmemizin mümkün olmadığı kentler olarak kalacak bizim için. Evet. Yani gerçekten gezici festival veya diğer festivallerle birlikte insanlar hani sinemada belki de ulaşamayacakları filmlere sizlerin sayesinde ulaşabiliyorlar. Peki bu yıl program da oldukça zengin. Biraz bize bahsedebilir misiniz aklınızda kaldığı kadarıyla? Şöyle söyleyeyim, pandemi nedeniyle tabii biraz küçüldük. Çocuklar için düzenlediğimiz bölümü bu yıl yapamıyoruz. Ama yine dolu bir programımız var. Dünya sinemasından bölümünde gerçekten bu yıl içinde Berlin'den başlayarak çok önemli festivallerde gösterilmiş, ödüller almış filmlerimiz var. Türkiye 2020 bölümü bu yıl gerçekten çok sağlam, çok güçlü filmlerimiz var. Oysa pandemi nedeniyle film çıkmayacağı, üretimin düştüğü, daha az film ya da daha kalitenin düşeceği gibi çekinceler vardı yılbaşında. Ama Antalya'da da biliyorsunuz Altın Portakal'da yarışan filmler bizde de var. Gerçekten çok güçlü, önemli filmler var programımızda. Bu filmlerin tamamına yakınını Ankara'da zaten hepsini gösteriyoruz ama tamamına yakınını zaten Sinop ve Kastamonu'da da göstereceğiz. Kısa film gösterimlerimiz var. Bir de tabii önemli bir sürprizimiz olduğunu söylemeliyim. Tuncay Kurtiz'in Sürgün Yılları başlığı evet. altında. Tuncay Kurtiz'in 1970'lerde bir tanesi kendi çektiği, öbürü oynadığı iki film var. İlk kez mi izleyeceğiz adlı. Ahmet Bey? Çok özür dilerim araya girdim ama ilk kez mi biz bu filmleri izleyecekler? Yani daha önce bu başka bir yerden gösterilmemiş. Bu filmler Türkiye'de hiç gösterilmemiş. Hı hı hı. 1970'lerde çekilmiş. Biri 1973'te, öbürü 1977'de. Tabii hemen arkasından 12 Eylül. Kısıtlamalar, sanata baskı, arkasından 90'lı yıllar. Tuncay Kurtiz bize hep anlatırdı. Hı hı. Orada çektiğim filmler, oynadığım filmler, oynadığım tiyatro oyunları, sahneye koyduğum tiyatro oyunları, bunların hiçbiri yok diye. Mesela Tuncay Kurtiz'in Keşanlı Ali Destanı'nı Almanya'da sahneye koyduğunu kimse bilmez. Hı hı. Ama çok önemli. Onların da peşinde koşturuyoruz biraz. Neler bulabiliriz, neler yapabiliriz diye. Epeydir bu filmleri arıyorduk. Ancak çok ulaşmak da çok gerçekten zor. Şu anda. Bu yılki şansımız, festival danışmanımız Ahmet Gürot'a şu an İsveç'te bir üniversitede ders veriyor. Hı hı. Onun çabaları, onun İsveç'te arkadaşlarının araştırmaları sonucu ortaya çıktı bu filmler. Nereden buldunuz? Kültür Bakanlığı İsveç arşivinden. İsveç televizyonundan bulundu. Hı hı. Ama mesela Tuncay Kurtiz'in çektiği Saç adlı belgesel Saç diye aranınca çıkmıyor arşivlerde. Çünkü filmin orijinal adı Saçılık, Satılık, Gür ve Sıhhatli Saçlar imiş. Hı hı. Tabii onun İsveççesi bir de. Sonuçta bulundu. İsveç Büyükelçiliği'nin de burada büyük yardımları oldu. Bu filmleri getirdik. Bebek adlı film, onun da hikayesi çok güzel. Yaşar Kemal'in yurt dışında yayınlanan ilk hikayesi Bebek. Ve çeşitli dillere çevrildikten sonra Yaşar Kemal'in uluslararası düzeyde tanınmasını da sağlamış. Barbara Karabu da Yaşar Kemal'in arkadaşı. Ya zaten Yaşar Kemal'le ilgili bir belgeseli de var. Filmin haklarını satın alıyor. Arkasından filmi çekmeye karar veriyorlar İsveç televizyonunun finansörlüğünde. Türkiye'de çekme imkanı olmadığı için 12 Mart'tan hemen sonra 1972-73 film Cezayir'de çekiliyor. Ama bir Türk köylüsünü anlatıyor. Hı-hı. Filmin içinde Tuncay Kurtiz'den başka Ali Yerona var. Rahmi Saltuğ türküsü var ve kendi var. Tunç Okan bir sağlık memurunu oynuyor. Yalnız arkasından film kayboluyor gidiyor. Tuncay Kurtiz hep söylerdi bu filmleri nasıl bulacağız, nasıl bulacağız diye. Daha önce birkaç kez denemiştik, başarısız olmuştuk. Ama Ahmet Gürata'nın İsveç'te olması, onun oradaki arkadaşları, ilişkileri, neticede filmler geldi Türkiye'ye. Evet. Gerçekten gizlici festival izleyicileri çok şanslı. Peki biz izleyebilecek miyiz bu ilk kez Tuncay Kurtiz'in filmlerini? Tabii. Gelin Ankara'ya. Gelin Sinop'a. Bekleriz. Evet. Bizimle beraber dolaşan insanlar var. Kastamonu'ya gelip. Çok güzel. Şu an tam zamanı. Balık bol. Peki.
Çok, edersiniz. Çok da güzel olur. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey yayınımıza katıldığınız için. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de sinemayı gerçekten sinema severlerle buluşturduğunuz için ve bu çabayı gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Bugün de geldik bizi ayrılan sürenin sonuna. Gezici Film Festivali'ndeki sürprizi de öğrenmiş olduk. Bol sanat dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.